Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, İsrail oğullarını helak eden sebepler. Sevgili Peygamberimizden ve Musa'nın İbrahim'in sahifelerinde de bildirildiği gibi, emri bil marufu terk ettiler, nehi anil münker yapmadılar. Bu konudaki görevlerini yapmadılar. Ve helak olma sebeplerinin en başında bu geliyor. Münkirleri ve kötü şer insanları dost edindiler. İşlerinde ve sözlerinde haddi aştılar. Lanete uğradılar. Kötülüğe engel olmayan toplumu azap yakalar. Maide suresi 105'te anlatıldığı gibi, La ilahe illallah'ın hakkını vermeyenler, peygamberlerin diliyle lanet edilenler, bunlar emri bil maruf yapmayanlar, nehyi anil münker görevini yerine getirmeyenler ki, bunlar kelime-i tevhidin hakkını vermeyenler, lanet edilenler, duası istiğfarı kabul olmayanlardır. İşte La ilahe illallah'ın içini doldurmak için emri bil maruf nehyanil münker yapacağız. Ve bu konudaki görevini yerine getireceksin. Yoksa lanetten kurtulamazsın ve istiğfarı da kabul olmaz. Musa'nın Tevrat'ın yolundan sapanlar işte böyle helak oldular. Zalime sen zalimsin demekten korkarsanız o toplum düzelmez. Zalime zalim diyeceksin. Ey insanlar, duadan önce emri bil marufu, nehyi anil münkeri emrediyor. Yoksa duanızı kabul etmem, bir şey isterseniz vermem, yardım isterseniz yardım etmem buyuruyor. Önce emri bil maruf yap diyor. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbeye çıktılar ve yaklaşın dedi cemaatine. Mürû bil marufi venhev anil munkeri gable en tedigû felâ ucibu leküm ve teselûni felâ utiyeküm ve testensirûni felâ ensurukum buyurdular. İşte sözün işine uygun olsun. Cehennemde bazıları kendi bağırsaklarının etrafında dönerler. Bunlara cehennemlikler sorarlar. Onlar da iyiliği söylüyor, kendimiz yapmıyorduk, tersini yapıyorduk derler. İsra gecesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ateşten makaslarla dudakları kesilmişleri gördüm. Cibril aleyhisselam bana dedi ki bunlar senin ümmetinin vaiz ve hatipleridir. İnsanlara iyiliği söylerler, kendilerini unuturlar. Kur'an-ı Kerim'le irşad olup amel etmezler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en korktuğum dilbaz münafıklardır. Bunlar iyi söylerler, çirkini yaparlar. Münafıklığın, dilbazlığın bir göstergesi de budur. Kardeşindeki çöpü görürler, kendilerindeki merteği görmezler. Münafıklığın bir göstergesi de budur. Ayıp örtmek, kim Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını örter. Müslümanın sıkıntısını giderenin
Allah sıkıntısını giderir. Ayıp örten, can kurtaran gibidir. Müslümanın ayıbını açığa çıkaranın, kendi ayıpları açığa çıkar. Kendi evinde de olsa yine rezil olur. Başkalarının ayıplarıyla uğraşma. Kendi ayıplarına bak, kusurlarına bak. Âl-İmrân suresi 104'te sizden hayra çağıran bir topluluk olsun. Ahzab suresi 58'de iftira, suizan bunlara karşı Cenab-ı Hak insanlığı uyarıyor. Nur suresinin 19'dan 25'e kadar dil, el, ayaklar şahitlik eder. Bu ayeti kelimelere şöyle bir bak, çünkü bunlar anlatıldı. Tekrar hatırlatıyoruz. Haramlar, sizi ateşe götüren haramlardan sakının. Sizi havuz başında bekliyorum. Allah sizi haramdan kıskanır. Tihame dağları kadar iyiliği olanların hayrını Allah kabul etmez. Bunlar kimler? Bunlar gizli kötülük işleyenlerdir. Gizli kötülük işlerken Allah görmedi mi seni? Görmüyor mu? Açıktan işlediğin zaman insanlar görüyor. İnsanlardan sakınıyorsun. Allah'tan korkmuyor musun? Kötülüğe devam edenlerin kalbini Allah mühürlemek için Allah melek gönderir, o artık gerçeği düşünemez. Kalpler mühürlenir. Şunları yaparsan, o zaman abid, zengin, mümin, müslim, kalbi diri olursun. Onlar şunlar, haram işleme, Allah'ın taksimine razı ol, komşuna iyilik et, İyiliği herkes için iste. Çok gülme. Evet, kıymetli dostlar, hadisi şeriflerin irşat notlarıyla dersimiz devam ediyor. Adalet, adaletli idarecinin bir günlük hizmeti 60 senelik nafile ibadetten hayırlıdır. Hakkıyla bir hüküm vermek, adaleti yerine getirmek, efendim bir adalet uygulaması 40 sene yağan yağmurdan daha temizleyicidir. Mutaffifin suresi 14-15'te, Tevbe suresi 93'te, anlatıldığı gibi gafillerin tenkit ve kınaması ceza vermenize engel olmasın. Allah'ın emrini uygulayın. Makam ve şöhret sahiplerine ceza vermeyen, bunlara adaleti uygulamayan sistemler, zayıflar, efendim garibanlar suç işleyince cezayı hemen verenler helak oldular. Kızım Fatıma da suç işlemiş olsa hak ettiği cezayı verirdim buyurmuşlardır. Kuşluk namazı, vücutta 360 eklemin sadakasını vermek gereklidir. Şunlar da vücudun sadakasındandır. Vitir namazı, kuşluk namazı, her ay tutulan oruçlar, emri bil maruf, cami temizlemeye devam, tesbihata devam etmek, bunlar sadakadır, mağfirettir. Gafil olmayana cennet var buyuruldu. Tesbih namazı, bütün günahların affına vesile olur buyurulmuştur.
Şöyle ki ilk ve son günahlar, gizli ve açık günahlar, büyük ve küçük günahlar, eski günahlar, yeni günahlar, kasten veya sehven işlenen günahlar, Aliş dağlarının kumları kadar da olsa, deniz köpükleri kadar da olsa, Allah günahlarını bağışlar diye mervidir. Bu hadisin senedine itiraz edenler olmuştur. Tevbe namazı. Ali İmran suresi 135'te anlatıldığı gibi, iki rekat tövbe namazı kılan affolur. Ve Bilal-i Habeşi radıyallahu anhü Efendimiz aleyhissalatü vesselam gözünden şikayeti olan birine iki rekat hacet namazı kıl ve şöyle dua et dedi. Allah'ım rahmet peygamberi Nebin hakkı için senden diliyorum, sana yöneliyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl diye yalvaranın gözleri açılmış, dileği yerine gelmiştir. Şu duada mervidir. Secdede 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsü, 10 La İlahe İllallah Vahdehu La Şerikele sonuna kadar bunları oku, şöyle yalvar. Allah'ım azamet ve kudretin hürmetine, sonsuz rahmetin hürmetine, ismi azamın hürmetine, tüm kelimelerin hürmetine, ismi azamları da oku ve Rabbinden dileğini iste. İsmi azamlar Allah Celle Celaluhu, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celal Vel İkram, Ya Erhamer Rahimin ve Esma-ül Husna. Ve Begara 163. ayet. Ve ilahüküm ilahü vahid, la ilahe illahü verrahmanurrahim. Bunlara ismi azam denildi ve diğerleri. İstihara namazı, kişinin istihara etmesi iyiliğinden, onu terk etmesi bedbahtlığındandır. İki rekat istihare namazı kıl, sonra şöyle yalvar. Allah'ım Celle Celaluhu hayırlısını bildirmeni diliyorum. Hayırlıysa nasip et, değilse onu benden uzaklaştır diye dua ediniz. Kıymetliler, şimdi de cuma namazına hakkında peygamberimizin sözlerini. Biliyorsunuz cuma suresinde bu konuda gereken açıklamalar yapılmıştır. Bir daha hadis-i şeriflerde şöyle bakalım. Kim cumaya meşru ilişkisiyle ilişkiye girer, yıkanır. Efendim, güzel bir şekilde koku ile kokulanır, camiye vaktinde gider. Vaaz-ı nasihatı, hutbeyi sessizce dinlerse, 10 günlük günahları affolur. 200 senelik ameli salih sevabı verilir. Her adımına 1 yıllık oruç ve gece ibadeti sevabı verilir. Eşrefi saat vardır. Dileklerin kabul olduğu bir saat. Adem'in aleyhisselam ölümü, doğumu, cennetten dünyaya inişi cuma günüdür. Kıyamet o gün kopacaktır. Yer gök o gün, o günden korkar. Adem'in aleyhisselam cennete girişi çıkışı da cuma günüdür. Dünya yaratılalı
böyle bir gün üzerine güneş doğmalı. Cuma günü çokça salavat getirin. Bugünü ihya edenler, mahşerde bugünün güzelliğine mazhar olurlar. Cuma günü tüm Müslümanlar bağışlanır. Eşref-i saat hutbeden namaz sonuna kadar denilmiş, günün son saatidir denildiği gibi, günün tamamını kapsayan görüşler de vardır. Günün tamamı ihmal edilmemelidir. Cuma'ya misvakli, abdest güzel koku ile tertemiz gel ve böyle gelmeye çalış. Cuma'ya erken giden deve derecesinde sevap alır. Sonra gelen sığır derecesinde, daha sonra gelen davar derecesinde, daha sonra gelen tavuk, hatta yumurta derecesinde sadaka vermişlerin sevabı verilir. Melekler cami kapısında altın kalemler ile altın sahifelere yazarlar dereceleri. Hutbe başlayınca yazı işlemi durur ve melekler de hutbeyi dinlerler. Şeytanlar cumayı kıldırmamak için çarşı pazarlara dağılırlar. Kandırdıklarını cumadan mahrum ederler. İmama yakın olanlar sükût içinde olarak iki kat sevap alırlar. Sükût içinde olmayanlar iki kat günah kazanırlar. Cuma'ya hemen geç gelip, cuma'ya hem geç gelip, hem cemaati rahatsız edenler, cehenneme köprü ve bağırsağını orada sürükleyen gibidir. Cuma hutbesini dinlemeyen, kitap taşıyan merkep gibidir. Sus diyenin sevabı dahi yok olur. Mecbur kalınırsa işaretle susturulur. Cumayı kasten terk edenin kalbi mühürlenir. Kasten üç cumayı terk eden münafıktır. Bu hadisi şeriflerin de kaynağı efendim daha önce muhaddislerimizin eserlerini, isimlerini söyledik. İslam'ı arkasına atan gibidir. Yani cumayı kasten terk edenler. İbadetleri kabul olmaz. Ateşe atılır. Tövbe istiğfarla, cumaya koşmakla kurtuluş yolu aramalıdır. Cuma günü ve gecesi, Kehf suresi, Duhan suresi, Yasin-i Şerif suresi, Ali İmran surelerini okuyana nur verilir. Bağışlanır, rahmet verilir. 70.000 melek dua eder. İşte bu da Cuma'nın fazileti ve amir hükümleri. Kıymetliler, şimdi bunun bir de fıkıh yönüne şöyle bir göz atalım. Şimdi biliyorsunuz ki Cuma'nın birçok Cuma ile ilgili farzlar ve hükümler bulunmaktadır. Cuma hutbesi namazdan önce, zevalden sonra, Sübhanallah efendim, sonra biliyorsunuz böyle olması gerekiyor. Zikrullah, tahmid, tekbir, tehlil, sübhanallah diyecek kadar. Bunlar uyusalar, sağır olsalar caiz olur. Sırf
kadınlar olmaz. Ama birkaç erkekten olup da birçok kadın olursa güzel olur. Bütün erkekler ve bütün kadınlar ilim için cumaya gidilirse fazileti artar. O kadınlar da cumanın faziletini kazanmış olurlar. Efendim, cumanın bu saydıklarım farzı idi. Farzı ikidir. Cuma hutbesinin farzı ikidir. Namazdan önce olması, zevalden sonra olması. İkincisi farzı da zikrullah'tır. Bu da tahmid, tekbir, tehlil, subhanallah gibi. Bu yüce kelimelerin herhangi biriyle olur, farz yerine gelir. Sünnetleri taharet, dikilmek, yüz cemaate yönelik olmak, Euzü Besmele okumak, duyacak derecede olmak, hamd ile başlamak, övgüde bulunmak, Yüce Allah'ı övgüde bulunmak, şehadet, salavat-ı şerife, vaaz nasihat, Kur'an-ı Kerim okumak, üç kısa veya bir uzun ayet, ikinci hutbeye tahmid, salavat, Allah'ı övgüyle başlamak, erkek kadın hepsine dua etmek, Tıvalı Mufassal'dan bir sure kadar iki hutbeyi de hafif tutmak, uzatmak mekruhtur. Efendim, iki hutbe arasında oturmak, yine bunlar da birer birer sünnettir. Fethül Kadir'de nasihat, şehadet, salavat vesaire, hutbenin kısa, namazın uzun olması fıkıh ve sünnettendir denmiştir. Halife Hazreti Hamza, Hazreti Abbas'ın anılması da müstahsen, güzel sayılmıştır. Tecniste ve Hindiye'de geçer. Zahidi, hatibin ehil olması, efendim hutbenin şartıdır. Hutbeye çıkınca ne salat ne kelam yoktur. Namazda haram olan hutbede de haramdır. Hutbeyi dinlemek vaciptir. Hürriyet, emniyet, hükümet, iznam gibiler cumanın şartlarındandır. Evet kıymetli dostlar, sizlere kısa özetli olarak, öz olarak not veriyoruz. Yedullahi maal cemaati. Cebrail aleyhisselam bana diyor ayna ile geldi diyor peygamberimiz. Bu cumadır dedi, ümmetine bayramdır dedi. Günlerin efendisi yevmül mezittir, bereketli gündür. Allah her cuma 600 bin kişiyi ateşten uzaklaştırır. Mekke'yi, efendim Ramazan-ı Şerif'i, cumayı faziletli kıldı. Cuma günü ölene şehit cevabı yazar. Kabir fitnesinden korur. Kurban ve Ramazan bayramında, fazilet bayramından da faziletlidir. Cuma gibi bir güne güneş doğmadı, batmadı. Yer gök 6 günde yaratıldı. Maddenin buğu, duman, cisimle, cisimlerin teşekkülü, yerin gökten ayrılışı, yer kabuğu, dağlar, nehirler, hayatın başlangıcı, nebat, hayvan, insanın yaratılışının tekamül devri, yani cuması, sonra arşın istivası,
faaliyet devri ki, Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı. O gün cennete kondu. Adem'in mayası onda toplandı. Cuma'da eşrefi saat var. Buna rastlayanın dileği de kabuldür. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbede iken bir Arabi kuraklıktan şikayette bulundu. Peygamberimiz elini kaldırdı, öbür cumaya kadar yağdı da yağdı. Her taraf su altında kalınca Allahümme havvalina dedi. Yağmur başka yerlere yayıldı. Yine cuma günü gusül ile ilk gelene daha önceki dersimizde söylediğimiz gibi derecenin büyüğü, sevabın büyüğü verilmektedir. Cenab-ı Hak cumayı hakkıyla kılan, faziletine eren, bahtiyar kullarından eylesin.